Herkese iyi akşamlar. Seçim 2015 programı devam ediyor. Bu akşamki konuğumuz Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Beyefendi. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Ve stüdyomuzda tabii bu programı tek sunmayacağız. Sayın Sinan Sallabaş ve Sayın Erdem Erol da bu programda bana yardımcı olarak beraber üçlü olarak programı yapacağız. Sayın Bakanı ağırlarken ve Sayın Bakan'ın siyasi ve seçim çalışmalarını tabii bu üçlü olarak biz de çok yakından takip ettik. Bu akşam daha çok Samsun'la ilgili, çünkü Samsun milletvekili adayısınız, ama biz daha çok sizi Türkiye gündemiyle ilgili konularda düşüncelerinizi, siyasi fikirlerinizi merak edeceğiz. O yüzden ilk sorumuz da genelde Türkiye geneli olsun istiyorum Sayın Bakanım. Ve Samsun'la ilgili hayallerinizle başlamak istiyorum. Tabii ki AK Parti'nin vizyonunda 2019 değil, sadece 2023 ve 2073'ün hedeflerini koymuş bir parti olarak programlı giden bir partinin başarılı bir bakanısınız. 2019, tabii ki 19 rakamının Samsun'la da çok özel bir ilgisi var. 2019 için Türkiye ve bakanlığınızla ilgili hayalleriniz nedir? İsterseniz buradan başlayalım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii Samsun Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Tarihi açıdan baktığınız zaman Samsun Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yoldaki ilk adımın atıldığı şehir. İlk adımda ilk adım diyoruz biliyorsunuz Samsun'da hep. Ve bu özelliğiyle beraber tabii Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra da her zaman önemini korumuş. Tabii Karadeniz'in içerisinde, Karadeniz bölgesi içerisinde farklı bir yeri olan coğrafyasıyla beraber kendini çok daha farklı noktalara geliştirebilen bir şehir olmuş. Tabii bunda şehrimizin vatandaşlarının çok büyük katkısı ve emeği var. Siyasetçisiyle, yerel yönetimiyle ama aynı zamanda müteşebbisiyle, vatandaşıyla, tarlada çalışanıyla, tarım üretimi yapanıyla, hayvancılık yapanıyla, herkesten beraber Samsun'un şu anda getirdiğimiz noktada tabii çok daha ilerisini görmek istiyoruz. Doğrudan hayalleriniz neler dediğimiz zaman, sesim için de özür diliyorum öncelikle ama yoğun tempo içerisinde birazcık ses yorulabiliyor. Bakın 2011'de, hatırlayın, seçim çalışmalarına başladığımız zaman şunu konuşuyorduk hep. Samsun'u dünyaya ve Türkiye'ye daha fazla açmamız gerekiyor. Yani şehrimizin belli bir noktadan sonra gelişmesi için açılması gerekiyor. Hem dünyaya hem aynı zamanda Türkiye'nin farklı yerlerinden de hem yatırım çekmesi hem de burada üretimi yapılan malzemelerin, ürünlerin Türkiye içerisinde ve dünyaya ihracı noktasında çalışmamız gerekiyor. Bakın şu anda altyapı anlamında Samsun'un geldiği ağırlama altyapısı örneğin. Şimdi bakın bir şehre yabancının gelmesi için, yabancı da belki burada yanlış tabir ama yerli olsun yabancı olsun turistin gelmesi için ne gerekiyor? Onu ağırlayabileceğiniz mekanlarınızın olması lazım. Şu anda Samsun'un altyapısı bu noktada ciddi anlamda gelişmiş durumda. Karadeniz'in şu anda en büyük otel yatırımına sahip olan şehir. Ve bunlar devam ediyor. Aynı zamanda gıda sektöründe ve hizmet sektöründe çok ciddi yol kat etmiş durumdayız. Bu da çok önemli. Bu altyapı olduğu zaman, şimdi örneğin turizm. Özellikle yabancıların Samsun'a gelmesi, Türkiye'ye gelmesi çok önemli. Şimdi farklı şehirlerde neden bu kadar yoğun bir turizm altyapısı var da orada gelişmiş? Buna yatırım yapılmış. Samsun'un bu noktada çok büyük önü açık. Çok büyük bir potansiyeli var. Ama aynı zamanda kendi iç üretimiyle ilgili olarak da farklı dallarda hem sanayisinde olsun hem de katma değer getirebilecek ama aynı zamanda Ar-Ge konusunda da kendini geliştirebilecek ciddi anlamda bir altyapı var. Örneğin medikal sektör. Çok fazla konuşulmaz. Gerçi son zamanlarda basında ciddi anlamda yer almaya başladı ama Samsun'da öyle bir medikal sektör var ki dünyadaki büyük medikal firmalarıyla rekabet edebilecek yapıya sahip. Bu anlamda zaten yakın zamanda da Başbakanlık Yatırım ve Destek Ajansı'nın başkan yardımcısı Samsun'daydı. Biz daha önce 2,5 sene kadar önce bir toplantı yapmıştık orada ve burada ilk adımlarını atmıştık.
ilk hesaplamaları yapmıştık. Ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz? Bakın burada üretip Avrupa'ya gönderip sonra tekrar geri alınan ürünler var. Patent konusu, Ar-Ge dedik ya, ne kadar önemli, araştırma geliştirme. Bunlar Samsun'da mevcut, şu anda var. Dolayısıyla bunları geliştirmemiz gerekiyor. Sanayi anlamında, limanlarımızın şu anda geldiği nokta, daha fazla geliştirmemiz gerekiyor. Tersane alanlarımızla ilgili olan çalışma, bunları geliştireceğiz. Tabii bununla beraber aynı zamanda Samsun'un şu anda havalimanının geldiği nokta, ben bunu daha önce de söylemiştim, havalimanının geldiği nokta çok farklı. Artık onu da geliştirmemiz gerekiyor. Bakın 2002'de Samsun'daki dış ticaret neydi biliyor musunuz? 127 milyon dolar. Şu anda 1.2 milyar noktasına gelmiş durumda. Yani bu çok ciddi bir atılım. Çok ciddi bir farklı noktaya gelmiş olan bir ivme. Ha bunun altını çok daha kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Çok daha ileriye taşımamız gerekiyor. Ama işte bunları hep beraber yapacağız. Oturacağız. Hep beraber bunları çalışacağız. Ve hem iş adamımıza, hem sanayimize, sanayicimize ama aynı zamanda vatandaşımıza destek olarak. Çünkü Samsun'da aynı zamanda çok ciddi bir de müteşebbis ruh var. Gerçekten yani şu anda seçim çalışmalarıyla ilgili olarak tabii çok yoğun bir tempo içerisinde esnafımızı ziyaret ediyoruz. Ama daha önceki yaptığımız ziyaretlerde de bunu görüyorduk. Özellikle yeni iş yerlerinin açılmasıyla alakalı olarak çok ciddi bir ivme var. Bir böyle yeni işler yapmaya çalışanlar var. Tabii bu anlamda örneğin uluslararası organizasyonların Samsun'da yapılması da Samsun'un tanıtımıyla alakalı olarak çok önemli bir yer tutacak. İşte şu anda en yakın söyleyebileceğimiz 2017 yılında Samsun'da yapılacak olan İşitme Engelliler Olimpiyatı. Bu Türkiye'nin bugüne kadar yapmış olduğu en büyük organizasyonlardan birisi olacak. Ve Samsun şehri şu anda buna hazırlanıyor. Yerel yönetimiyle, ülke idaresiyle, bizim yaptığımız yatırımlar ve çalışmalarla ilgili olarak buna hazırlanıyor. Ve burada çok farklı bir tanıtım olacak. Neden biz daha önce şunu söylüyorduk hep, Türkiye'nin ekonomisi açısından ilerlememiz gerekiyor, açılmamız lazım, ticaret yapmamız lazım. Aynısı şehirler için geçerli. Yani düşündüğünüz zaman ülke için geçerli olan, aynı zamanda Türkiye için geçerli olan. Şimdi 2002'deki iş yeri sayısı 5000. Şu anda Samsun'daki iş yeri sayısı 2015'te 20.000'in üzerinde. Bu zaten nereden nereye gelindiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Daha fazla potansiyelimizi kullanmamız gerekiyor. Örneğin direkt doğrudan komşularımızla ticaret yapma noktasındaki altyapımızı da daha fazla geliştirip burada Büyükşehir Belediye'mizin gerçekten başkanımızın çok ciddi çalışmaları var. Ben buradan da kendisine bir daha teşekkür etmek istiyorum. Samsun'umuzun gelişmesi anlamındaki bu çabasından dolayı. Biz de buna destek vereceğiz. Veriyoruz zaten. Ve örneğin karşı kıyı diye tabir ettiğimiz, Karadeniz'in karşı kıyısı diye tabir ettiğimiz Rusya ile olsun, Ukrayna ile olsun oradaki ticaretimizi daha fazla geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Ama buradaki en önemli noktalardan birisi bakın üniversitesi olan bir şehir Samsun. Ve bu anlamda çok ciddi eğitim altyapısı da olan bir şehir. Okul anlamındaki yatırımlarımız da çok iyi noktada. Sportif anlamdaki yatırımlarımızın zaten nereden nereye geldiğini söylememe gerek yok. Bunları iyi kullandığımız zaman insan potansiyeli de çok yüksek olan bir şehir. Yani Ar-Ge diyorum ya, bakın bu Ar-Ge öyle basit değil. Bu Ar-Ge çok önemli bir şey. Kendi ürettiğiniz, kendinizin tabiri caizse üretim bandına soktuğunuz bir üründen elde edeceğiniz katma değer çok farklıdır. Bunu başaracağız. Bunu başarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sanayi üretimindeki önümüzü tıkayan konularla alakalı da oturacağız. Sanayicilerimizle, ticaret odamızla konuşacağız. Onların da önlerinin açılması için elimizden geleni yapacağız. Dolayısıyla Samsun coğrafi yapısını da çok iyi kullandığı zaman tarım konusunda. Şimdi Türkiye'de belki de birçok şehirde olmayan bir potansiyeli var bu noktada. Çarşamba Ovası, Bafra Ovası ve bunların gelişimiyle alakalı. Ama bunlara baktığınız zaman hepsini şimdi böyle toparladığımız zaman ben şunu görüyorum. Bakın misafirlerimiz Samsun'a geliyor. İşte seçim dönemi içerisinde de gerçekten sağ olsun birçok arkadaşımız gelip bir gün iki gün Samsun'da vakit geçirip bizlere destek olmak anlamında sağ olsunlar bizlerle beraber oldular. Ve gelen herkes Samsun'un ne kadar geliştiğini, değiştiğini, ne kadar farklılaştığını dile getiriyor. İyi anlamda ne kadar geliştiğini, yani sahil şeridimizle, sahil bandımızla düşündüğümüz zaman
Çok büyük potansiyeli olan bir şehir Samsun. Ve bu anlamda Türkiye'nin ilk sayılı 5-6 şehrinden bir tanesi. Kendisini geliştirme anlamında yapabileceği. Onun için hep beraber çalışarak, sizlerle de beraber çalışarak. Çünkü Samsun'un tanıtımı anlamında basına ve medyaya çok büyük görev düşüyor. Ve buradaki gelişmeleri beraberce yaparak inşallah hem Türkiye'de çok ciddi anlamda sıçrama yapmış bir Samsun ama aynı zamanda dünyada da tanınan, dünyada da yeri olan bir Samsun. Bakın ben yurt dışı ziyaretlerimde, milletvekilliği döneminde de, milletvekili olduğum zaman da dış ilişkilerde görevliydim biliyorsunuz. Yaptığım tüm ziyaretlerde her zaman yanımda Samsun'la alakalı bir hatırayı götürdüm. Gittiğim yerde yabancılara, farklı ülkedeki insanlara, evet Türkiye'yle ilgili bir hatıra ama aynı zamanda Samsun'la ilgili de bir hediye, bir küçük adı kitap, kitapçıklar götürdük, Samsun'umuzu anlatan broşürler götürdük. Yani dolayısıyla biz sadece örneğin deniz hattında duble yol yapmış durumda değiliz. Ankara'ya kadar İç Anadolu'ya doğru giden duble yollarımız. Şimdi iç bölgelere yapılacak olan raylı sistem yatırımlarımız. Biliyorsunuz yüksek hızlı tren projesi noktasında artık ciddi yol almış vaziyetteyiz. Yük taşımacılığı ilgili yapılacak olan aynı zamanda düzeltmelerle raylı sistemde de Samsun çok çok farklı bir noktaya gelecek. İşte bütün bu yatırımlar, bu birliktelikler ve uluslararası anlamda Samsun'u görünür kılmamız sizi çok daha farklı bir noktaya taşıyacaktır. Çünkü şunu biliyorum ki yaptığımız ziyaretlerden sonra Türkiye iadeyi ziyaret yapan bazı arkadaşlarımız geldiklerinde ya bizi ziyarete geldiğinizde işte seçim bölgeniz, memleketinizle ilgili bize bazı hatıralar bırakmıştınız, broşürler, kitaplar. Biz bir görmek istiyoruz dediler ve geldiler Samsun'da vakit geçirdiler. Bir gece konakladılar. Burada bazı yerlere gittiler. Onları misafir ettik, ağırladık Samsun'umuzda. Çok güzel hatıralarla döndüler. İşte böyle Samsun'u geliştireceğiz, görünürlüğünü arttıracağız ve hem dediğim gibi Türkiye'de hem de dünyada çok daha farklı bir noktaya taşıyacağız hep beraber inşallah. Şimdi bunlar tabii Samsun'la ilgili. Tabii. Hayallerde. Fakat Gençlik ve Spor Bakanı olarak çok genç ve henüz daha yolun başında bir Gençlik ve Spor Bakanı olarak hayalleri nedir Çağatay Kılıç'ın? Gençlik ve Spor Bakanı olarak hayır şunlar da eksik kaldı. Bunları da tamamlamam gerekiyor dediğiniz bir liste vardır mutlaka. Bunları öğrenmek istiyorum. Bunun dışında bakanlığınızın dışında 7 Haziran hazırlanıyorsunuz ve seçmenlerle de iletişim kuruyorsunuz. İlk defa oy kullanacak genç bir kitle var. Onların AK Parti algısı nasıl? Bu profil size ne söylüyor? Geçmişi belki bilmediği için başka türlü düşünüyor olabilirler. Ve en önemlisi de sizden talepleri nedir? Neler önünüze çıkıyor bu sohbetler sırasında? Bakın Sinan Bey, dünyada televizyonlarda, farklı yazılanlarda, çizilenlerde, sohbetlerde en çok konuşulan konulardan birisi nedir? Spor. Değil mi? Hemen bir araya geldiğiniz zaman mutlaka sporla alakalı farklı farklı dalları ile ilgili sohbetler olur. Kimisi futbolu, kimisi basketbolu, kimisi voleybolu, kimisi farklı bir takım yeni ortaya çıkmış olan sporları, tenisi, işte küreği bir şey konuşulur. Evet. Spor. Evet. En çok da kim konuşur? Gençler konuşur ama daha kıdemli kişiler konuştuğu zaman da gençlerle alakalı olarak konuşur. İşte onun için diyorum ki birincisi spor ülkesi olması Türkiye'nin. Çünkü biz çok yatkınız buna. Daha önce konuşmuştuk. Bazı tabii ki altyapısal anlamdaki eski sıkıntılarımızı şimdi aştığımız için tesis anlamında bu noktada iyi bir yere gelmiş durumdayız ama eğitim sistemimizle alakalı yapmamız gereken bazı değişiklikler var. Onları daha önce konuştuk. Milli Eğitim Bakanımızla şu anda zaten bakanlığımızla çalışıyoruz. Ve cesaretlendirilmesi anlamında mı çocukların? Tabii. Hem cesaretlendirilmesi anlamında hem de derslerden geri okullarını kalmaması. Aynı zamanda götürebilecek ama aynı zamanda spor faaliyetlerinde de bulunup kendilerini o anlamda da geliştirebilecek noktaya getirmemiz gerekiyor. Ha bunu görüyoruz. Bu resim artık ortada. Bu anlamda ve gençlerimizin donanımlı olması. Tabii bu sadece benim alanıma girmiyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın tabii çok büyük bir burada çalışması mevcut. Özverisi onun şeyinde var ama bizim de şu anlamda bir desteğimiz var. Bakın biz gençlik merkezlerimizde ki bunların sayısını çok hızlı bir şekilde arttırıyoruz. Şu anda 203'e geldik. Önümüzdeki yıl içerisinde inşallah 300'ü aşacağız. Çok farklı yerlere yapıyoruz. Samsun'da da çok farklı yerlere yapıyoruz. Ve bu anlamda
Tabii gençlik merkezlerimizin içerisinde ne yapıyoruz? Evet. Bu önemli. Nasıl bir enerji tabii veriyorsunuz? Tabii gençlik merkezlerinde ne yapıldığının bilinmesi lazım. Bilmeyenler gençlik merkezlerimizin hakkında belki farklı açıklamalarda bulunabilirler. Ona, o konuya, o bahse geleceğim daha sonra. Ama şu anda bizim gençlik merkezlerimizde ne yapılıyor? Bizim gençlik merkezlerimizde dil eğitimi veriliyor. İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Japonca, Osmanlıca. Bunların hepsinin eğitimi var. Çok ciddi anlamda talep de var. Bu dil ile alakalı olan. Sanat ücretsiz değil mi bütün? Ücretsiz. Bizim gençlik merkezlerinde verdiğimiz bütün kurslar hizmetler ücretsizdir. Hizmetler ücretsizdir. Tabii aynı zamanda sanatla ilgili olarak müzik aletleri, ney, keman, piyano, farklı farklı, flüt. En az 10 kişinin olması gereken bir tabii talep olması gerekiyor ki bunun verimliliği olsun. İlgi var mı Sayın Bakanım? İlgi ne seviyede? Çok büyük bir ilgi var. Şu anda 1 milyonu aşmış kayıtlı üyemiz var gençlik merkezlerimizde. Bu şu anlama geliyor. Yani üye demek gelip orada aktif faaliyet yapan, aktiviteye katılan gencimizin sayısı. Çok ciddi bir rakam. Sanatsal anlamda bunlar. Folklor. Geleneksel bir takım el sanatlarımız. Unutulmaya yüz tutmuş olan bazı el işlerimiz. Bunların hepsini bizim gençlik merkezlerimizde yapıyoruz. Gezi programlarımız. Sayın Başbakanımız bugün gençlerle buluşmasında İstanbul'da tekrar dile getirdiler. Farklı farklı bölgelerimizdeki, farklı farklı şehirlerimizdeki gençlerimizi seyahat programlarımızla birbirlerini daha iyi tanımaları için ve ülkemizin farklı bölgelerini, farklı şehirlerini bilmeleri için, görmeleri için onlara gezi programları düzenliyoruz. Bunu gençlik merkezlerinde yapıyoruz. Güneyden kuzeye, kuzeyden güneye, doğudan batıya, batıdan doğuya, İç Anadolu'dan farklı yerler, İç Anadolu'ya. Çanakkale örneği. Çanakkale programımızda 35 bine aşkın gencimizi Çanakkale'yi, bu sene 100. yılıydı, anma törenlerine, 50. alay yürüyüşüne götürdük. Bu sadece bir program için. Devam ediyor bu. Sürekli olarak yıl içerisinde devam edecek. Dumlupınar. Buraya ilgili yapılan programlarımız. Tarihimizi öğretiyoruz Sinan Bey. Onlara bunu yaşatıyoruz. Evet. Türkiye'mizin farklı yerlerine götürüp daha önce hiç gitmedikleri yerdeki özellikleri, tarihsel anlamdaki bunları yapıyoruz. Bu sene Ecdada Mektup yarışmamıza 500 binin üzerinde gencimiz katıldı. Biz hedefi Çanakkale dolayısıyla 250 bini koymuştuk. 250 bin şehidimize, gazimize anmayla ilgili anlamda, o anlamda olsun diye 500 bini geçtik. Bunlar gençlik merkezinde oldu. Gençlik merkezlerimizde oldu. Bununla beraber sportif anlamdaki faaliyetler. Çünkü gençlik merkezlerimizin yeni yapılanların birçoğunda tabii duruma göre, yani yaptığımız yerdeki nüfus oranına ve aynı zamanda diğer tesislerin altyapısına dikkate alarak spor imkanımız var. Bu anlamda sportif anlamda gençlerimizin potansiyelinin bulunması ve onların kendilerini orada geliştirmeleri bu imkanlar sunuyor. Federasyonlarımızla beraber, kulüplerimizle beraber çalışarak gençlerimizin kendilerini sportif anlamda geliştirmeleri. Ders anlamında, yani okul dersi anlamında kendilerine destek veriliyor. Bu çok amaçlı salonları olan gençlik merkezlerimizde aynı zamanda sanatsal faaliyetler içerisinde tiyatro, drama gösterileri, oyunlar oynuyorlar. Bunları sahneliyorlar. Genç olmalarından kaynaklanan hayatı yeni anlama, keşfetme tabii ile ilgili açmazları ve çıkmazları da var biliyorsunuz. Bunların anne ve babalarıyla da kuramamış oldukları iletişimi, öğretmenleriyle de belki kuramamış oldukları iletişimleri de güçlendirmek adına gençlik merkezlerinde ayrıca bir çalışma yapıyor musunuz? Yani onların psikolog demeyelim de rehabilite edilmesi adına da çalışmalar var mı? Bu şöyle mesela Sinan Bey, şöyle şeyler oluyor. Gençlerimiz tabii arkadaş ortamında birbirleriyle sorunlarını da konuşuyorlar. Örneğin maalesef istemediğimiz bir şekilde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili sorun yaşandığında, ki yaşanıyor bazı yerlerde, ama bununla alakalı olarak bilgiler geldiğinde hemen müdahale etme şansımız oluyor. Müdahaleden anlamı, kastım da şu. Nasıl? Yardımcı olmak. Bakın bizim gençlik merkezlerimizde aynı zamanda
uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili eğitimler veriliyor. Burada neyin ne olduğu anlatılıyor uzmanlar tarafından. Hı hı. Aile gelişimiyle ilgili kurslarımız var. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızla beraber yaptığımız. Şimdi gençlik merkezlerinde bunlar yapılıyor. Yani ben özellikle sayıyorum bunları. Şimdi sonucunu bir yere bağlayacağım. Aynı zamanda gençlik merkezlerimizde gencimiz oraya geldiği zaman akranıyla, kendisinden biraz büyük olanıyla, küçük olanıyla tanışıyor. Farklı ortamlardan gelen gençler birbirlerini tanıyorlar. Şehir içinde de oluyor bu, şehrin dışında da oluyor. Seyahatler anlamında söylüyorum. Tabii bazen işte diyorum ya, bu olumsuz bir takım konularla maalesef tanışmış olan gençlerimiz orada bir çıkış yolu bulabiliyorlar. Çünkü uyuşturucuyla mücadele ve uyarıcı maddeyle mücadele, bağımlılıkla mücadele eğitimlerine katılanlar orada belki gidip eğitmene paylaşamadıkları, aileleriyle, arkadaşıyla paylaşamadığı bir şeyi söylüyor ve oradan bir yardım alıyor. Ki bunlar oldu. Bu anlamda destek şeylerimiz oldu. Arkadaşlara gelip bizim arkadaşımızın böyle böyle bir sıkıntısı var, bu anlamda bize destek verebilir misiniz diye başvuruda bulunduklarında uzmanlara yönlendirerek uzmanlar gidip o kardeşlerimize yardımcı oldular. Evet. Onun için daha bu örnekleri sayacağım da yani şimdi bütün programı da oraya şey yapmayalım diye. Tabii gençlik kamplarına da buralardan organizasyonlar oluyor. Şimdi niye bu kadar saydım? Benim muhatabım değil ama gençlerimizle alakalı bir şey söylendiği için, gençlik merkezlerimizle ilgili bir şey söylendiği için söylemek durumundayım. Sayın Erhan Usta, Milliyetçi Hareket Partisi 1. sıra milletvekili adayı, Havza'da demiş ki, gençlik merkezleri karın mı doyuruyor? Benim biraz evvel saydıklarımın hepsini gençlik merkezleri yapıyor. Artık karın mı doyurduklarını, yoksa ülkemizin kültürel, sosyal gelişimine mi destekte bulunduklarını, bu anlamda gençliğimize, ülkemize nasıl hizmetlerin yapıldığını ve milletimizin geleceğiyle alakalı milli duygularımızın nasıl yaşatıldığını bu gençlik merkezlerimizde, ben bu kadar konuyu saydıktan sonra izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Ve şunu da söylüyorum. Tabii şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençliğe bakış açısını baktığınız zaman, biz hatırlarsanız 18 yaşa seçilme yaşını indirmekle alakalı kanun teklifiyle ilgili çalışmalarımızı yaptığımızda, geçen programda da Erdem Bey'le bunu konuştuk. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili, ki profesör, eğitimci kendisi, sağına ve soluna mecliste basın toplantısı yapmak üzere iki tane 18 yaşında genç delikanlı kardeşimizi aldı. Bunlar mı yönetecek Türkiye'yi, bu çoluk çocuk dedi. Ben bunların ülkemizin gençliğine bakış açısını bir anlayamadım. Zaten söylediği sözden nasıl baktığını ortaya koymuş oluyor. O sözden kendisini baş başa bırakıyorum. Gençlik merkezleri çok farklı şeyler yapıyor bu ülkede. Çok farklı katkılarda bulunuyorlar. Ama bu katkıları görebilmek için göz gerekiyor. Benim hayallerimin içerisinde de bunların sayısını artırmak var diyorsunuz. Çok daha fazla artırmak var. Yarım kalan müşteri tamamlama açısından soruyorum. Çok daha fazlasını yapmak var. Çok daha geliştirerek bunları yapmak var. Ve bunlarla alakalı olarak yaptığımız çalışmalar içerisinde aynı zamanda gençlik merkezlerimizin sportif anlamda, biraz evvel söylediğim gibi, kulüplerle ve federasyonlarla çok daha yakın bir temas içerisinde olup bu anlamda da gelişimini sağlamalıdır. Bu da hayallerimden bir tanesi. Başka? Şimdi bakın, en büyük nokta şu. Bizim tohum ve dopingle mücadelemiz var. Evet. Spor anlamında söylüyorum. Evet. Tohum merkezlerimiz şu anda, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimiz 800 aşkın sporcuyu 2016 Rio Olimpiyatları, ki bir sene kaldı. Onların hazırlıkları devam ediyor. 2020 Japonya'daki olimpiyatlar içinde. Şimdiden hazırlıklara başladık. Ama aynı zamanda 2024'e şimdiden başlıyoruz. Sinan Bey, programlı bir şekilde yaparsak bu çalışmaları başarıya ulaşırız. Bizim Türkiye'de sporumuza kaynak aktarma sıkıntımız yok. Aktarılan kaynağın verimli kullanıp kullanılmaması ile ilgili bir sıkıntımız var. Ha, bunu da aşmak için çalışmalarımız sürüyor. Ama bakın, Japonya'da olan, Amerika'da olan, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde olan, Rusya'da olan, Latin Amerika ülkelerinde olan olimpiyat merkezleri vardır. Bunlardan, bunlar gibi, ha, bu olimpiyat merkezlerinin içerisinde
bilim insanlarıyla, beslenme uzmanlarıyla, spor hekimleriyle ve aynı zamanda farklı anlamdaki sportif gelişim uzmanlarıyla. Sporcuların kendilerini geliştirmeleri, rakiplerinin takibini yapmaları, varsa soruları bunları sorup bunların karşılığında bilgi edinmeleri, orada kamp yapmaları, bu anlamda çalışmaların yapılması noktasında çok ciddi merkezlerdir. Ama bunlar bir tane, iki tanedir. Daha fazla değildir. Çünkü çok yoğun bir şekilde, konsantre bir şekilde o atletleri, sporcuları olimpiyata hazırlamak için yapılan yerlerdir. Bunlardan 78 milyon nüfuslu Türkiye'mize iki tane kazandırmak benim en büyük hayallerimden birisidir. Ama dediğim gibi her şeyden dört dörtlük olan. Şimdi tabii Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız spora çok yakın. Yakın zamanda Sayın Başbakanımızın futbol maçındaki performansını gördünüz. Cumhurbaşkanımızın sporla alakalı olan zaten yakınlığını hepimiz biliyoruz. Her doğrultuda. Şimdi bu anlamda da ciddi anlamda Türkiye'mizi sıçratmamız gerekiyor. Ha ben şunun bilincindeyim. Bakın 78 milyon nüfusu olan Türkiye'mizin ve bu kadar genç nüfusu olan Türkiye'mizin bugüne kadar olimpiyatlarda elde etmiş olduğu başarı yeterli değil. Açık yüreklilikle söylüyorum. Ama bunun altında yatan sebeplerin başında gelen unsurlardan bir tanesi işte bu altyapı eksikliğimizden kaynaklanan ve aynı zamanda kurumların birbirleriyle olan iletişim eksikliğinden kaynaklanan kurumlar. Bunu görebiliyoruz. Kendi gençlik zamanlarımızla kıyasladığımız zaman ortaya çıkıyor bu. Peki seçmenlerin, genç seçmenlerin, yeni seçmenlerin beklentileri nasıl şekilleniyor? Birinci sıraya ne oturuyor? Mesela işsizlikle ilgili talepleri oluyor mu çocukların? Bir çıkmazdalar mı? Bunu nasıl anlatıyorlar size? Şimdi bu anlamda bazı örnekler vermem gerekecek. Bugün Sayın Faruk Çelik, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız, Türkiye'deki işsizlik oranını ve rakamlarını açıkladı. Yani muhalefet partilerinin dile getirdiği, liderlerinin, genel başkanların dile getirdiği gibi bir rakam yok karşımızda. Yani 6 milyon 250 bin işsiz. Öyle değil. Öyle değil mi? Öyle değil. Yani açıkladığı rakam, resmi devletimizin istatistiki rakamı 2.8. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bakın, istihdam anlamıyla ilgili tabii ki bizim hükümet olarak da, devlet olarak da yükümlülüklerimiz var. Ama biz bunları elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. 1 milyonun üzerinde istihdam yaratıldı Türkiye'de. AK Parti hükümetleri döneminde. Ha, bunu da göz ardı etmeyeceğiz. Bu bir. İki. Şu anlamda gençlerimizin bazıları evet iş konusuyla, iş ile ilgili soruları oluyor. Ancak şunu da görüyoruz. Ha, bunu da dile getirmem gerekiyor. Burada kimse beni yanlış anlamasın. Bizim tabii mesleksizlikten bahsedeceksin. Nasıl? Mesleksizlikten bahsedeceksin. Mesleksizlikten değil. Aynı zamanda isteksizlikten. Çünkü herkesin her işi yapma gibi bir durumu olamaz. Ama iş anlamında baktığımızda size önerilen işlerin de kabul edilip etmemesi noktasında da bir sıkıntı var. Ha, ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde onunla olan çalışma tempomun içerisinde, oradaki görevimde de görüyordum. Yani istekler ve beklentiler çok yüksek noktalarda oluyor. Her zaman bunlar karşılanamaz. Şimdi örneğin kendi hayatımdan örnek vermem gerekirse, ben iş hayatına tezgahtar olarak başladım. Ben üniversite okurken çalışıyordum. Gıda sektöründe çalışıyordum. Dolayısıyla bir yerden başlamak gerekiyor. Tabii ki bu anlamda özel sektör olsun ve devlet olsun belli noktalarda yükümlülükler var. Ama şunu yapmayalım. Bakın, devlette sadece istihdam edilme noktasını düşünmememiz gerekiyor. Yani hayattaki çalışma noktası sadece devlet değildir. Aynı zamanda özel sektörde çok farklı yere gelebilirsiniz, çok farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Sizler şu anda özel sektörde çalışıyorsunuz. Yetkinlik çok önemli tabii. Tabii bu anlamda kendini geliştirmek, bu anlamda iyi noktalarda eğitimini geliştirmek önemli. Şimdi örneğin yaşadığımız bazı konularda tabii gençlerin bu anlamda o isteği oluyor ama başka istekleri de var. Yani örneğin doktora ile ilgili talepleri olanlar oluyor. Sportif anlamda talepleri olan oluyor. Çok daha farklı anlamda talepleri olan da oluyor. Yani kulüp kurmak isteyen de var. Farklı anlamda kulüpler kurmak isteyen.
kendini farklı noktalarda geliştirmek isteyen, farklı düşünceleri olan, projeleri olan, o projelerle ilgili oturup bizimle paylaşıp o proje konusunda destek isteyen, çünkü biz aynı zamanda çok ciddi anlamda proje desteği veriyoruz. Bunlar var. Tabii birçok bakanlığın görev alanına giren farklı konular da geliyor bana. Ve onlarda da bizim onlara aracı olmamız, onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Bu da tabii ki yaşanıyor. Bu anlamda biz sadece onlara bir takım hizmetleri yapmak değil, aynı zamanda onların düşüncelerini, sıkıntılarını ama aynı zamanda taleplerini de aracı olmak noktasında bir görevimiz var. Bunu da yapıyoruz. Şunu da görmemiz gerekiyor. Bakın, gençlerimizle alakalı geçen gün, şimdi söylemesem olmayacak, şimdi yeri geldi. Biraz da şurada seçime 3 gün kaldı, bazı şeyleri dile getireceğim. Evet. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Eskişehir'de yaptığı konuşma esnasında şöyle bir şey söyledi. Eğer iktidar olursak, ama burada parantezi açıyorum, yani pek mümkün değil. Biz, şimdi biliyorsunuz biz öğrencilerimize, harç meselesi, üniversite öğrencilerimize, o harç işi zaten ayrı. Yani harçlar kalkalı 2 sene oldu. Yani harçları kaldıralı AK Parti hükümetleri 2 sene oldu. Harç yok zaten. O arkadan takip edilen bir konu ama başka bir konu daha var. Onu da bilmiyorlar. Ya da araştırmasını yapanlar, danışmanlar doğru bilgi vermiyor. Şimdi tabii bu şeyi de ortaya koyuyor. Şimdi birazcık konuyu konuşurken aklıma geliyor. Siz yönetime talip oluyorsunuz. Ülkede iktidar olmaya ve aynı zamanda hükümet etmeye talepkar oluyorsunuz. Ama hedefinizi bu arada %35'e koyuyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi açısından söylüyorum. Bu %35'ten iktidar olunmuyor Türkiye'de. Sonra revize ediyorsunuz %26. Bu da işin ayrı bir tarafı. Neden böyle bir şey oldu? Onu da seçimden sonra soracağız tabii. Ama dedi ki, tabii ben o arada programlarımı yaparken bir aram vardı. Televizyonu açtım. Haberlerde ne oluyor, ne bitiyor diye tesadüfen o anda denk geldi. Ve şunu söyledi. Öğrencilerimize verilen kredi ve burs miktarı bu arada 2002'de 450 bin civarındaydı. Şu anda 1,5 milyon. Dedi ki, geri ödemeli kredilerde 2002'de 45 lira olan şimdi 330 lira olan. Bu arada onu da söyleyeyim, rakamdaki farklılığı. Ben siz sigortalı bir işe başlayıncaya kadar, Sayın Kılıçdaroğlu söylüyor bunu, öteleyeceğim. Şimdi ben de buradan çok değerli hem Samsunlu hem tüm bizi izleyen vatandaşlarımıza söylüyorum. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir'de, kürsüde miting konuşması yaparken dile getirdiği bir vaat. Seçim vaadi. Sayın Kılıçdaroğlu ve danışmanları lütfen Kredi Yurtlar Kurumu'nun yönetmeliğine gitsinler bir okusunlar. Şu anda Kredi Yurtlar Kurumu'nda öğreniminiz bittikten sonra size kredi geri ödemesiyle alakalı olarak ilk talep 2 yıl sonra geliyor. Bu bir kenara koyalım bunu. Ama burada bir incelik var. Eğer siz sigortalı bir işe, yani sigorta belgenizi ibraz edemiyorsanız ve girememişseniz, diyorsunuz ki ben sigortalı bir işe başlamadım. Bu da bunun başvurusu, ibrazı. Erteleniyor geri ödemeniz. Sizden o ödeme talep edilmiyor. Ve bu hep böyle. Yani işin özü şu. Yönetmeliğe bakmaları. Siz sigortalı bir işe girmediğiniz sürece geri ödeme yapmıyorsunuz. Bu zaten şu anda var. Ama Sayın Kılıçdaroğlu Eskişehir'de bunu vaat etti. Olan bir şeyi vaat etti. Bu benim görev alanımla alakalı olan bir vaat olduğu için dile getirdim. Öbürlerine girmiyorum. Harç meselesi. 2 yıl oldu kalkalı. Herhalde haberleri yok. Bu anlamda baktığımız zaman inşallah daha iyi çalışırlar. Kendilerini daha iyi hazırlarlar gelecekte ki aynı zamanda muhalefeti, çünkü iyi bir muhalefetin olması, düzgün bir muhalefetin olması, kaliteli bir muhalefetin olması iktidar için aynı zamanda bir avantajdır. Evet. Kendisini daha fazla geliştirmeye çalışır ama bahis gelmişken gençlerle alakalı şunu da söylemeden geçemeyeceğim müsaadenizle. Bakın, gençlerimizin en çok istedikleri şeylerden birisini siyasetteki, çünkü onlar da yarın bir gün bizim bu olduğumuz yerlerde onlar olacak. Biz burada emanetçiyiz. Burada hizmet etmek için bulunuyoruz. Ülkemize, milletimize, vatandaşımıza hizmet için buradayız. Peki, gençlerimiz ileride buralarda olacak. Ve diyorlar ki, siyasetin
kuvvetlenmesi ve siyasetin ülkenin yönetimindeki yerinin daha kuvvetli olması gerekiyor. Ki elhamdülillah 2002'den bu yana biz bu işlerde çok şeyler açtık. Ve demokrasi kültürü. Şimdi çok partili bir demokratik kültürümüz var bizim. Türkiye Cumhuriyeti'nde biz bunu yaşıyoruz. Bakmayın şimdi seçimler yaklaştı. Gelen herhalde ki bilgiler oranlar anlamında kendilerini sıkıntıya sokmaya başladı ki böyle bir takım söylentilerden bahsetmeye başladılar. Yok seçimin düzgünlüğü düzgün olmaması. Ya Türkiye yıllardır seçim yapıyor. Ama hiç böyle şeyler yok. İşte bunlar artık herhalde kaybetmeyi yaklaşmanın getirdiği bir takım şeyler. Algı operasyonları diyorum ben buna. Alıştılar ya böyle algı operasyonları yapmaya eski Türkiye'de. Artık tutmuyor işler. Ben şunu söylüyorum. AK Parti Genel Başkanı, Sayın Başbakanımız seçim çalışmalarına başlarken dedi ki ben AK Parti Genel Başkanı olarak seçime giriyorum. Sandıktan birinci parti olarak çıkamaz isem ben başarısız olduğumu düşünürüm ve görevi başka bir arkadaşıma devrederim dedi. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olarak girdiği her seçimde bunu söyledi. E şimdi ben buradan açık açık bütün vatandaşlarımıza sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımıza, HDP'ye gönül veren vatandaşlarımıza sormak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli, Sayın Demirtaş'ın ağzından herhangi bir şekilde böyle bir şey duydunuz mu? Hayır. Peki, çıkıp da uluslararası bir takım bağlantıları hep gündeme getiriyorlar. Uluslararası anlamda başka ülkelerden örnekler veriyorlar siyasetle alakalı olarak. Ben sevmem yurt dışından örnek vermeyi. Ha, yurt dışını bilmediğimiz için değil. Biz biliriz orada neler olduğunu, neler bittiğini. O da ayrı bir bahis. Oraya da geliriz. Ama onlar sürekli siyasetle alakalı, demokrasi kültürüyle ilgili olarak hep yurt dışına örnek veriyorlar ya. E ben de buradan yurt dışının örneğini veriyorum. Yakın zamanda İngiltere'de seçim oldu. Evet. Kim kazandı? Muhafazakar Parti kazandı. Ve David Cameron mevcut başbakan tek başına iktidar oldu. Ama sandıktan birinci çıktı. Üç tane muhalefet partisinin genel başkanı seçim sonuçlarının açıklanmasını müteakip bir saat içerisinde istifa etti. Biz başarısız olduk, görevi bırakıyoruz. Peki, işte size örnek. Diyordunuz yani, onlar açısından söylüyorum. Buyurun size örnek. Hodri Meydan. Seçimden, sandıktan birinci parti olarak çıkamazsanız istifa edeceğinizi ve arkanızdan gelen genç kadrolara yol açacağınızı buyurunuz, meydanlarda söyleyiniz. Söyleyemezler. Koltuk tatlı geliyor. Ama demokrasi kültürüyle ve siyaset kültürüyle artık yetişen gençlerimiz bu talepleri onlara dile getirecek. Ben bunu çok iyi biliyorum. Cumhuriyet Halk Partili, Milliyetçi Hareket Partili, HDP'li gençler bunları isteyecek. Çünkü onlar diyecek ki, ya siz çıkıyorsunuz bir takım gelişmelerden, vaatlerden bahsediyorsunuz. Ama kendiniz yapmıyorsunuz artık. Bunları yapın bakalım. Özgürlükler anlamında sürekli bir şeyler söyleniyor. Dün bir kanalda, televizyon kanalında geç saatte tekrarı verilen bir programda denk geldim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oradaki adayı, sözcüsü, yani programa katılan adayları konuşuyorlar ve diyorlar ki biz gençlerimizin özgürlük alanlarını daha da genişleteceğiz. İşte Türkiye'deki özgürlük. Ya Allah aşkına 24. dönemdeki Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olan bir hanımefendi var. Sayın Nur Serter. İkna odalarının mimarı. İkna odalarında başörtülü kızlarımızın başlarını açmaları için ikna odalarını alıp onları orada zulme tabi tutan bir profesör, eğitim görevlisi. Çok çabuk unutuyoruz bazı şeyleri. Ben hatırlatmak anlamında söylüyorum. Bu kadar özgürlükçüydünüz de, bu kadar özgürlükten bahsediyorsunuz da, demokrasiden bahsediyorsunuz da. Bir zamanlar Türkiye'de bir cumhurbaşkanı şunu söyledi. Başörtülü olarak okumak istiyorsanız Suudi Arabistan'a gidin. Bunların vatandaşına bakış açısı, özgürlüklere bakış açısı bu. Kendilerine özgürlük varsa tamam kabul. Başkalarının özgürlük alanı o bizi ilgilendirmez. Biz AK Parti olarak ne diyoruz? Bizim özgürlük alanımız herkesi kapsayan, herkesin eşit görüldüğü,
Ve sizin özgürlük alanınız bizim özgürlük alanımıza kadardır. Bireysel anlamda söylüyorum. Ama şu anda Türkiye'de, üniversitelerde başörtülü kızlarımız, başı açık olan kızlarımız. Herhangi bir sorun var mı? Hepsi okuyorlar beraber. Ne dediler? Hatırlayın. Allah aşkına. Çıktılar sokaklara, pankartlarla yürüdüler. Ordu göreve diye bir pankartla yürüdüler Ankara'da. Adını da Cumhuriyet mitingi koydular. Yahu Cumhuriyet değerlerinde ordu göreve diye bir şey olabilir mi? Ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi yaptı, öncülük yaptı buna. Hangi özgürlük alanından bahsediyorlar? Çıkmışlar şimdi diyorlar ki, siyasi anlamda bu söylemi kullanıyorlar. Parlamenter sisteme sahip çıkmamız lazım. Bu demokrasiye sahip çıkmaktır. Peki parlamenter sistemin temsili neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi diyorlar değil mi? E kürsü işgal ettiniz. Ya işte bu 24. dönemde. Kürsü işgali yaptınız. Ama başkanlık divanının arkasında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Gazi Mustafa Kemal'in sözü. Orada yazıyor. E siz işgal ettiniz o kürsüyü. Peki. Parlamento içerisinde veya dışında parlamentoya demokrasi dışında müdahale etmeye kalkanların karşısında durdunuz mu? Hayır. O zaman parlamenter sistem yok muydu Türkiye'de? Ha. Cumhurbaşkanımız başkanlık sistemiyle ilgili bir konuyu ortaya koydu ve dedi ki bu tartışılsın. Türkiye'de buna ihtiyacımız var. İşte tam bu arada soru soracağız efendim. Evet. Hazırladık. Peki. Şöyle yapalım isterseniz Sayın bir Bakanım. Bu konuyu biz ikinci bölüme öyle ayırmak peki istiyoruz. Çünkü çok geniş bir konu bu. Siz de biliyorum ki bu konuda bayağı uzun süre bir açıklama yapacaksınız. Sesinizin de boğazınızın da ufak bir problemi olduğunu biliyoruz. Çünkü çok ciddi bir yorucu bir seçim dönemini yaşıyorsunuz. Ben arkadaşlar da uyarıyorlar. Çok kısa bir reklam arasından sonra bu konuya devam etmemiz uygunsa değerli izleyenlerimizden müsaade isteyelim efendim. Peki efendim reklamlardan sonra tekrar beraber olacağız.